işler peşindesin sen? Akşam akşam nereye gidiyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, Ahmet. Ne oluyor ya? Ben de senden haber bekliyordum. Ama sanırım şu an çok doğru bir zaman değil. Herkes evde, Emre de evde. O yüzden olay çıkmasın. Sen istersen git, olur mu? Bir dakika, bir dakika. Sana ne oluyor ya? Sen niye karışıyorsun ki şimdi buna? Ahmet'i sana bırakmayacağımı söylemiştim. Ahmet, bak ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yani bir tatsızlık çıkmasın, bir şey olmasın. Sen git, biz seninle sonra araşırız, tamam? Ya hayır, sen benim sevgilimin iyiliğini falan düşünemezsin ya. Ne oluyor ya? Bak aramızdan çekil, çekil. Yeter ya. Adam öz olduğunu bile ne kadar kırdığının farkında değil ya. Bir de bizi anlamasını bekliyoruz bu adamdan. Ya anne bak, çok deniyorum ama bir türlü ısınamıyorum ben bu adama. Emre, oğlum bak. Doğruyu söylüyorum, olmuyor. Anne, bak bu ev beni geriyor. Anla. Emre, oğlum. Bak anneciğim, bak seni, kardeşlerini ben böyle bir arada tutmaya çalıştıkça siz iyice birbirinizden uzaklaşıyorsunuz be oğlum. Şimdi bir de evden ayrılırsan ben artık ne yapacağımı şaşırdım yani. Annem bak, bak güzel annem. Ben sadece bu evde kalmıyorum. Onun haricinde ne zaman bana ihtiyacınız olsa, ne zaman yardıma ihtiyacınız olsa ben hep yanınızdayım. Biliyorsun. Oğlum aynı şey değil be yavrum ya. Aynı şey değil işte. Bıktım senden. İçeri gir dedim sana. Bana emir veremezsin. Ablamla Cemre'nin sesi mi bu? Niye laf dinlemiyorsun ya? Kavga mı ediyor onlar? Ya zaten bunların bu saatte dışarıda ne işi var ya? Delirtecek bu kız beni ha. Dur, dur oğlum, tamam dur, sakin ol. Gel bakalım, tamam dur. Ya düş yakamdan, düş. Bırak peşimi artık. Tamam, tamam Cemre, bir sakin ol. Zeynep Hanım, ben buraya Cemre ile önemli bir şey konuşmak için geldim. Şimdi izninle ben... Hayır, yok. Ben gitmeni istiyorum, lütfen. Gitmeyecek. Gitmeyecek. Belki bana evlenme teklif edecek. Ya sen şu an bizim kaderimize niye oynuyorsun ki? Tamam. Tamam Cemre, sen bir sakin ol. Tamam ben gidiyorum şimdi. Hoşçakal. Ya görüşürüz. Hayır dur, dur gitme. Ya sen niye dinliyorsun ki onu? Haberleşiriz. Neler oluyor burada? Ahmet ölmedi mi? Yaşıyor mu? Evet. Ölmemiş. Ve siz bana bunu şimdi mi söylüyorsunuz? Ya o Ahmet değil, Kartal. O yüzden söylemedik sana zaten. Kartal mı? Evet. Basbayağı Ahmet kızım, bu ne Kartalı? Senin ne işin var bu adamla? Delirtecek misin? Tamam oğlum dur, sakin. Emre sen bir sakin ol. İstersen şey yapayım, anlatayım. Sakin falan olamam abla. Ya Cemre'nin bir sevgilisi var. E de o Ahmet mi? Kızım çıldıracağım ya. Ay asıl ben çıldıracağım. Kartal diyorum o. Muzaffer Bey'in ortağı. Nasıl ya? Biri burada neler olduğunu bana anlatacak mı artık? Bak. Ahmet ölmemiş, tamam mı? Daha sonra da amcasının yardımıyla yeni bir kimlikle bizim karşımıza çıktı. Hatta geldi, şirkete ortak bile oldu. Ama ne yazık ki biz Cemre Hanım'ı buna asla inandıramıyoruz. Ha öyle. Ya kızım, bu adam ablama neler yaptı, unuttun mu? Nasıl görüşürsün bu adamla ya? Oğlum tamam, tamam anneciğim, bir sakin ol. Görüşmeyecek zaten artık. Hayır. Görüşeceğim. Görüşeceğim. Delirtme beni Cemre. Ya bir kere sen ablamın neler yaptığını biliyor musun acaba? Cemre, Cemre sus artık kızım, sus, tamam mı? Sus. Hayır. Susmayacağım. Susmuyorum. Sen ablamın ne yaptığını biliyor musun? Hı? Benim sevdiğim adamı ayartmaya çalışıyor ya. Ama ona kimse hiçbir şey söylemiyor nedense. Nasıl ya?
ne oluyor burada ya? Biriniz adam akıllı anlatır mı şunu artık bana ya? Oğlum tamam, tamam hadi anneciğim. Hadi gidelim, ben sonra sana her şeyi anlatacağım, tamam hadi. Hayır anne, bana burada hemen şu anda ne oluyor anlatacaksın. Tamam oğlum tamam, her şeyi bu gece anlatacağım, tamam. Bak işte ben sana ihtiyacımız var derken bunları anlatmaya çalışıyordum zaten ama... ...bir türlü söyleyemedim işte. Ben yokken burada neler olmuş böyle ya? Bundan sonra tepenizdeyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Bensiz soluk bile almayacaksınız. Özellikle de Cemre sen. Adım bile atmayacaksın habersiz.